Yolladığını söyledi. Emanuel'le ilk defa sinemaya gitti. Perdede olup bitenleri her zamanki gibi anlamadı. Böyle olunca benim anlatmam gerekti. Dün cumartesi. Önceden kararlaştırdığımız gibi Mari geldi. Onu çok arzuladım. Çünkü kırmızı beyaz çizgili bir elbise, deri sandaletler giymişti. Elbisenin altından taş gibi memeleri belli oluyor. Güneşin verdiği esmerlik yüzünden çehresi çiçek gibi. Bir otobüse binip Cezayir'den birkaç kilometre uzaktaki kayalar arasında sıkışmış kara tarafından da sazlarla çevrildi bir plaja. Saat 16 olduğu için güneş fazla sıcak değildi ama uzun ve tembel dalgalarıyla su gelirdi. Mari bana bir oyun öğretti. Yüzerken dalgaların doruklarından ağzına biraz su alıp bütün köpüğü ağzında topluyorsun, sonra sırt üstü yatıp ağzındaki suyu gökyüzüne doğru fışkırtıyorsun. O zaman sanki ağzından köpük bir dantel çıkıyor, havada kayboluyor ya da ılık bir yağmur halinde yine yüzüne döküyor. Fakat aradan biraz geçince tuzun acılığı ağzıma yapmaya başladı. O sırada Mari yanıma geldi. Suyun içinde bana yapıştı. Dudaklarını dudaklarıma bastığında dili dudaklarımı serinletiyordu. Bir süre dalgaların içini yuvarlandı. Kumsalda giyindirmiş sırada Mari bana baktı. Gözleri parlıyordu. Ben de onu öptüm. Ondan sonra hiç konuşmadık. Onu kendime doğru çekip tuttum ve bir otobüs bulup şehre dönmek, evime geldim. Yatağıma atılmak için acele penceremi açık bırakmıştım. Yaz gecesinde esmer vücutlarımız üzerinden akıp gidişini hissetmek çok hoştu. Yalnızdı. Sırt üstü yatmış, ellerini ensesinin altına başına kayanın gölgelerini koymuştu. Bütün vücuduysa güneşli kalmıştı. Sıcaktan, üzerindeki tulumdan dumanlar çıkıyordu. Biraz şaşaladım. Bana göre bu iş kapanmıştı artık ve oraya bunu düşünmeksizin gelmiş. Ara, beni görür görmez biraz doğruldu. Elini cebine soktu. Ben de tabii Raymond'un ceketimin cebinde duran tabancasını avucunda sıktım. Arap yine sırt üstü yattı ama elini cebinden çıkarmadı. Ondan epeyce, 10 metre kadar uzaktaydı. Yarı kapalı göz kapaklarının arasında zaman zaman bakışlarını görür gibi oldu. Ama alev alev yanan havanın içinde görüntüsü çoğu zaman gözlerimin önünde dans ediyordu. Dalgaların görüntüsü öğleye göre daha tembel, daha gevşekti. Hep aynı güneş, hep aynı ışık kumun üzerinde buraya kadar uzanıyordu. 2 saattir gün artık ilerlemiyordu. 2 saattir gün erimiş ve kaynayan bir maden denizine demir atmıştı sanki. Ufuktan küçük bir vapur geçti. Bakışlarımı Arap'tan hiç ayırmadığım için onun küçük kara lekesini hayal bile seçebiliyordum.
tek yapmam gerekenin arkamı dönmek olduğunu, böylece hiçbir mesele kalmayacağını düşündüm. Fakat güneşten ışıldayan bütün bir kumsal beni arkamdan itiyordu. Pınara doğru birkaç adım attım. Arap kımıldım. Ne de olsa epeyce uzaktaydı. Belki yüzündeki gölgeler yüzünden güler gibi bir hali var. Güneş yüzümü yakmaya başladı. Ter damlalarının kaşlarında biriktiğini hissettim. Tıpkı artık gördüğünüz günkü güneş gibi, bu tıpkı o zamanki gibi en çok alnım ağrıyor, tüm alın damarları derinin altında hep birden atıyor. Bu yanma hissine dayanamaz hale gelince ileriye doğru hamle yaptım. Bunun budalaca bir şey olduğunu, bir adım atmakla güneşten kurtulamayacağımı biliyordum. Ama ileriye doğru bir tek, yalnız bir tek adım attım. Bu sefer Arap yerinden doğrulmaksızın bıçağını çekip güneşin altında bana gösterdi. Işık çeliğin üzerinden fışkırdı. Alnıma kadar ulaşan uzun ve parlak bir kılıcı alıyordu. Aynı anda kirpiklerinde biriken ter birdenbire göz kapaklarının üzerine aktı. Onları ılık ve kalın bir perdeyle örttü. Bu gözyaşı ve tuz perdesinin arkasından gözlerim bir şey göremez olmuştu. Sadece güneşin alnındaki zonklayışını ve belirsiz bir şekilde de karşımdaki bıçaktan fışkırmaya devam eden parlak ışık kılıcını seziyordum. Bu yakıcı kılıç kirpiklerimi kemiriyor, acıyan gözlerimi oyuyordu. İşte o an her şey titreşti. Denizden koyu ve ateşli bir soluk geldi. Sanki gökyüzü boydan boya yarılmış da ateş yağdırıyor gibi geldi. Bütün benliğim gerildi. Tabancamın üzerindeki elim kasıldı. Tetik oynadı. Kabzanın cilalı yüzü eline değdi. İşte her şey o an. O hem sert hem sağır edici gürültünün içinde başladı. Teri de güneşi de sirkeledim. Günün dengesini bozduğumu, üzerinde mutlu anlar geçirdiğim kumsalın olağanüstü sessizliğini mahvettiğimi anladım. O zaman hareketsiz vücuda dört el ateş ettim. Kurşunlar birbiri peşi sıra bu vücuda gömüldü. Felaketin kapısına vurduğum dört sert darbeydi sanki bunlar. Mahkeme heyeti geri geldi. Jüri üyelerine çabucak bir takım sorular okundu. Cinayetten suçlu, kışkırtma, hafifletici sebepler gibi bazı şeyler işitti. Jüri üyeleri dışarı çıktılar. Beni de daha önce beklemiş olduğum o küçük odaya götürdüler. Avukatım yanıma geldi. Pek konuşkandı. Benim de şimdiye kadar hiç yapmadığı şekilde daha güvenli ve candan bir tavırla. Her şeyin yolunda gideceğini, bu işten birkaç yıl hapis ya da kürek cezasıyla sıyrılacağımı düşündüm. Kötü bir karar çıkarsa temiz mahkemesine gitme şansının olup olmadığını sordu. Hayır dedi. Jüriyi aleye çevirmek için ortaya kesin hükümler atmama taktiği uygulamış. Bir karar öyle bulunur orada, bir hiç yüzünden bulunmazmış. Bu bana daha apaçık göründü ve söylediği sebepleri haklı buldu. Olayı soğukkanlılıkla değerlendirirsek bundan doğal bir şey olamazdı. Aksi halde boş yere bir sürü kırtasiye işine yol açılmış olacak. Yine de bir üst mahkemeye başvurabiliriz. Ama ben sonucun iyi olacağını inanıyorum. Çok uzun zaman, galiba 3 çeyrek saate yakın bekledik sana. Sonra bir zil sesi işitti. Avukatım, jüri başkanı cevapları okuyacak. Sizi ancak kararı bildirmek için içeri alacaklar, diyerek yanımdan ayrıldı. Kapılar açılıp kapandı. Yakında mı, uzakta mı olduğunu bilemediğim merdivenlerde bir takım insanlar koşuşuyorlar. Sonra salonda birisinin boğuk sesle bir şeyler okuduğunu işittim. Zil yeniden çalıp da sanıklara ayrılmış bölmenin kapısı açılınca
Para doğru yükselen şey salonun sessizliği oldu. Genç gazetecinin beni görünce başını başka tarafa çevirdiğini fark edince duyduğum garip hissin yarattığı sessizlikti. Mari'nin oturduğu tarafa bakmadım. Buna vakit bulamadım. Çünkü başka garip bir şekilde bana Fransız halkı adına genel bir meydanda kafamın kesileceğini söyledi. İşte o zaman bütün yüzlerde okumakta olduğum hissin niteliğini anlar gibi oldu. Saygı hissiydi bu galiba. Jandarmalar bana çok yumuşak davrandılar. Avukat elini bileğine koydu. Artık hiçbir şey düşündüğüm yoktu. Başkan bir diyeceğim olup olmadığını sordu. Düşündüm. Düşündüm. Hayır. Beni alıp götürdüler. Thank you.